یوسف زهرا مظهر تا هایان دستم مولا. Evet. Değerli dostlar, değerli katılımcılar, ekranları başında bizleri seyreden değerli canlar. Şimdi çok uzaklardan bir misafirimiz var. İlim şehri Kum'dan aramızda bulunuyor. Değerli seyidimiz, Seyit Hüseyin Rezevi'yi bir selamla konuşması yapmak üzere kürsüye davet ediyorum, buyursunlar. Evet, değerli dostlar, biz ümmet olarak nerede durduğumuzu bilmemiz lazım. Kimin tarafındayız ve kimin yanındayız ve kimi bekliyoruz? Bunu çok önemsiyorum. İnşallah akabinde başka şeyler de ifade etmek istiyorum. Değerli seyidim, buyur lütfen. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cümle katılımcılara hoş geldiniz. Aynı şekilde bizleri izleyen, ekran başında izleyenlere selamlıyoruz uzaklardan. 15 Şaban münasebetiyle bu düzenlenmiş bulunduğumuz toplantıyı düzenleyenlerden teşekkür ediyoruz. Nurumberk cemaati adı üzerine Hacı Behram Behmen Ağa'dan, vay alimimizden, Şeyh Ziya Ağa'dan teşekkür ediyoruz. Ve siz aziz ve değerli katılımcılardan teşekkür ediyoruz. Günün münasebeti hasebiyle bir iki noktaya değinip kursiyi değerli alimlerimize bırakacağız. 15 Şaban ayı çok çok önemli bir gece ve önemli bir gün hasebiyle bugünün kendisi diğer İslam aleminde Ehl-i Beyt mektebini paylaşmayanlar için Beraat Kandili olarak adlandırıyoruz. Beraat Kandili ne demek? Beraat kendisi, yani bu demektir ki ben ateşten, cehennem ateşimden bana belgeyi verdiler ki sen cennet cehennem ehli değilsin. Beraatın bu anlama geliyor. Bizim birçok değerli ülkemizde yaşayan, burada yaşayan ehli sünnet kardeşlerimizin bu tabiri kullanıyorlar 15 Şaban için. Bizlerse 15 Şaban bizim için de imamlarımızın buyurduğu Kadir gecesi kadar da olmasa Kadir gecesi konumundadır. Yani çok çok değerli bir gecedir. Biz bu bahaneyle gelmişiz, burada bulunuyoruz. Bu gecenin İslam alemine veya insanlık alemine en büyük hediyesi 12. imamımızın zuhuru bulunmaktadır. Böyle bir günde, böyle bir günün sabahında dünyaya gelmesidir. Ki en efsel gecelerden bir gecedir. Ki diyorlar bu gece dua Allah katında müstecaptır. İmam Rıza'dan nakledilmektedir. Bu gecede dua kabul bulmaktadır. Ali bir selavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Diğer ikinci önemli bir konu, Mevlamız ve sahibimiz ve asrın sahibi ve Allah'ın yegane hücceti ile ilgili bir iki nokta değineceğiz huzurlarınıza. O nokta bu. Yani bazı ağalar burada buyurdular. Peki bir sözün
gerçekliğini nereden ispat edebiliriz? Gerçekten İmam-ı Zaman Ağa'nın zuhur diyor edecek ahir zamanda gelip yeryüzünü adalete kapsayacak ve yeryüzü zulümle, karanlıkla birleştiği bir anda Allah-u Teala'nın izniyle yeryüzünü yeniden aydınlatacak. Böyle bir kurtarıcı arayışı içerisindeyiz. Önceki peygamberler ve İslam ümmetinin peygamberi ve diğer imamlarımız bunu müjdelemişlerdir. Bu müjdenin doğruluk payı ne kadar? Her doğruluğun bir göstergesi var, bir gerçek yönü var. O gerçekten bu doğruluğu biz nereden anlayabiliriz? Bizim burada bu hadisi okuyacağız. Kısmen hadisin içinde bu mucizevi gerçeği sizlere aktaracağız. Mucizeler bazen canlıdır, biz farkında değiliz. Mucizenin kenarından geçip gideriz. Fark etmeyiz. Bu da o mucizelerden biridir. Ve gerçekten mucizevi olduğunu taşıyor ama farkında değiliz. Bir ravi geliyor İmam Rıza'dan şu şekilde sualda bulunuyor. Diyor ya Ebel Hasan, İmam Rıza'nın kunyesi Ebul Hasan'dır. Kunyesi yani şahsı büyük oğlunun ismiyle, oğlu olsun olmasın bir isimle seslerler. İmamın adı Ebul Hasan, yani kunyesiyle sesliyor. Ya Ebul Hasan, İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'dan nakleden şu hadis hakkında görüşünüz ne? Yani doğru mu, doğru değil mi? Gerçeklik payı var mı, yok mu? Hadisi okuyor, hadis budur. Ennehu kal, izâ kharecel qâim, qatele zerâriyel qateletel Hüseyin bifeyli âbâihim. Hadi şu şekilde tercüme edebiliriz. Diyor, Hazret kıyam ettiğinde, zuhur ve kıyam ettiğinde İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın katillerinin zürriyesini öldürecek. Niye? Babalarının yaptığı işten dolayı. Bu hadisin metnidir. Orijinal tercümesidir yani, biz eklemede filan da bulunmadık. Hazret buna şu şekilde cevap veriyor. Evet öyledir. Hazret bu işi yapacak. Ravi geliyor yeniden soru yöneltiyor imama. O da Kur'an-ı Kerim'den 164. ayet-i şerifeyi okuyor. Ayet nedir? Budur. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَ. Hiçbir kimse diğerinin yükünü taşımaz. Maksat nedir? Yani herkes yaptığından sorumludur. Bu Allah'ın bir ayetidir. Bu nasıl böyle bir şey olabiliyor? Yani bir taraftan imam gelecek, zuhur edecek. 1000 sene önce, 2000 sene önce babam bu işi görmüş. Ben onun cezasını niye çekiyorum? Niye çekiyorum? Hazreti cevap şu şekilde buyuruyor, yanıtı şu şekilde veriyor. Evet, Allah-u Teala tüm buyurduklarında doğru söylüyor ve en doğru buyurandır. Ama İmam Hüseyin'in katillerinin zürriyesi farklıdır. Farkını açıklıyor. Farkını açıklıyor. Fark nedir? Çünkü onlar babalarının yaptığı işe rıza gösteriyorlar. Bir, ikincisi babaların yaptığı işe övünüyorlar, o işle övünüyorlar. Bunun açık bir örneği Suriye olayında biz yaşadık. Suriye'de nasıl? Suriye'de birçok gruplar geldiler İslam adına, Müslüman adına. Dediler biz İbn-i Mulcem'in çocuklarıyız, Ebu Sofyan'ın çocuklarıyız. Aldılar kılıcı, savaşmaya başladılar. Ve övündüler babalarıyla, Ebu Sufyan'la övündüler. İbn-i Mulcem gibi şaki, aşkıya biriyle övündüler. Veya diğer bir örnek, Peygamberimiz Medine'de bulunduğu zaman, Medine bildiğimiz gibi
Yahudi yerleşim yerlerinden biri. Bir kısmı geldi, Müslüman oldu. Diğer bir kısmı peygamberimizden savaş açtılar. Savaş açılanlar hususunda ayetler nazil oldu. 2000 sene önceye götürdü onları. Ya 2000 sene önceye götürdü. Hazreti Musa dönemine götürdü. Dedi siz o zaman da bu işleri yapıyordunuz. Kur'an-ı Kerim açın, telavet edin. Beni İsrail'le ilgili birçok ayetleri. Yani çok yeni bir şey değil. Hazret çün aynı ideolojiyi paylaşıyor. Paylaşımdan değil. Geliyor ikdamda bulunuyor. Örneğin Suriye olayıydı. Suriye olayı. Burada bunu diyoruz. Geliyor son noktaya. Diyor peki Hazret kıyam ettiği anda kimle başlayacak ilk önce işini? Bu kısmı mucizevi özelliğini taşıyor günümüzde. Hadisi naklediyorum. Nereden naklediyorum? Uyun Akbar Rıza'dan. Bu hadis bizim büyük muhaddislerimizden Şeyh Sadık Aleyhi Rahmen'in veya İbn-i Babeve'in yazdığı İmam Rıza'dan nakledilen rivayetleri bir araya toplayan kitaptan biz naklediyoruz. Bunun yüzyıllarca 1300, bin küsür sene önce yazılmış bir hadis kitabıdır. Şu anda da elimizde mevcuttur. Birçok hadis kaynaklarımızda da aynı hadis geçmektedir. Ama bizim naklettiğimiz hadis buradadır. Bu kitaptandır. Adresini de veriyoruz. Yani Uyun Akbar Rıza'ya baksanız 28. babın kısa hadisler bölümünde yer almaktadır. Hazret buyurdan soruyorlar. Diyorlar peki kaim yani İmam-ı Zaman 12. İmam kıyamettiğinde ilk önce kimden başlayacak ve ilk önce yapacağı iş nedir? Hazret şu şekilde cevap veriyor ve yanıt veriyor. Hazret buyuruyor beni Şeybe'nin yani Şeybe oğullarından başlayacak. İlk önce onların ellerini Kabe'den kesecek. Kabe'nin sultesi, Kabe'yi onların sultesinden kurtaracak. Yani ilk önce Kabe'yi azat edecek, hür edecek. Ondan sonra kendisi Kabe'nin kendisinde dünyaya sesini duyuracak. Ben zuhur ettim. Niye? Diyor onlar Kabe'nin hırsızlarıdır. Niye Kabe'yi onların elinden alıyor? Çünkü Kabe'nin hırsızlarıdır. Allah'ın beytinin hırsızlarıdır. Bu cümleyle imam sözünü bitiriyor. Peki beni Şeybe dediğimiz insanlar şu anda da yani 1600 seneden bu tarafa bunlar Kabe'nin hizmeti bu ailenin elinde. Yani dikkat edilecek nokta bu. 1600 yani peygamberimizin beysetinden önce veya hicretinden önce 160 sene önce de onlar bu Kabe'ye ellerindeydi ve bugünümüze kadar da devam ediyor bu ailenin elindedir. Kabe'nin hizmeti bu ailenin elindedir. İmam bu sözü ne zaman diyor? 1200 sene önce, 1240 sene önce bu sözü diyor. 1240 seneden bugünümüze ne kadar zaman geçiyor belli. Değişim var mı peki? Değişim yok. Kabe yine bu ailenin elinde. Bundan sonra zuhur Allahu Teala acil eylesin. Ne kadar zuhur süreci çekecek? Bu demektir devam etmek ediyor demektir. Ki Hazret zuhur ettiğinde bu aileyi Kabe'yi bu aileden kurtarıyor. Bu mucizevi konumu bu noktadır. İmamın buyurduğu bu noktadır. Ki mucizevi konumunu olduğu gibi açıklıyor. Net olarak günümüzde açık ve net olarak gösterilmektedir. Araştırmaya da gitseniz araştırabilirsiniz. Mucizevi özelliğini taşıyor. Hem İmam Rıza'nın Peygamber Efendimiz'in 8. vasisi olması hasebiyle ve 12. imamın da zuhur edip ve onun 12. vasisi ve son vasisi olarak burada adlandırıyor. Yani müracaat edip bakabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok çok memnun. Teşekkürler. İnşallah bu konferansı düzenleyenlerden de teşekkür ediyoruz. Allah cümlenizden razı olsun. Çok teşekkür ederim.
Evet. Güçlü salavatla değerli alemimizi yerine alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Evet.